Herkese merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta bizde ikrar abdesti var adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Ne demek bizde ikrar abdesti var? Şah İsa'nın talipleri olduğumuz için onu ikrar etmek için bir yola ikrar abdesti almışız. Ama en önemlisi zaten ruhumuz, kalbimiz, gönlümüzün yıkanmış olması, yeniden doğmamız, yeni bir hayata, yeni bir insan olma duruma gelmemiz. Onun için ne diyorum? Bizde ikrar abdesti var, ruhumuzda aklaşalım. Su değil, ruh abdesti var. Yahya peygamber ne demişti? Ben suyla yola ikrar abdesti aldırıyorum ama bir can var gelecek. O kutsal ruhla ve ateşle yola ikrar abdesti aldıracak. Yani esas önemli olan o zaten. Ruh ve ateşle bir ikrar abdesti almak. Ne demek? Yeniden doğmak demek. Yeni insan olmak demek. Bebek doğar doğmaz yıkanıyor ya. Biz de bebekler gibi yeni hayata kavuştuk. Evet, ne demişiz sonra? Abdestimiz alınmıştır. Namazımız kılınmıştır. Hangi anlamda? Yani başka abdestler, başka dualar, namazlara gerek yok. Çünkü yeniden doğmuşuz zaten. Tabii ki dua ediyoruz, tabii ki niyaz ediyoruz sürekli olarak. Ama o kalbimizden gelen bir şeydir. Çünkü Yüce Hak'la konuşmak istiyoruz, tabii. Ama yani sanki o bize bir şey kazandıracak, puan kazandıracak, sevap kazandıracak diye değil. Yani sevgidendir, aşktandır bu. Tüm esirler salınmıştır. Ruhumuzda yaklaşalım. Sonra diyorum, borçlarımız silinmiştir. İsa hünkâr bilinmiştir. Öldü, böğrü delinmiştir. Hani öldükten sonra askerler geldi, mızrakla böğrünü deldiler ya. Onunla kucaklaşalım. Yaklaşalım, kucaklaşalım. Kervanım, şah kurbanımız. İsa iyi çobanımız. Aklayıp paklayanımız bizi aklayıp paklıyor. Ruhumuzda haklaşalım. Yüce Hak'ta sürekli bir birlik, beraberlik içinde olalım. Evet, paylaşayım mı? Paylaşayım. Bizde ikrar abdesti var. Ruhumuzda aklaşalım. Su değil, ruh abdesti var. Ruhumuzda paklaşalım. Su değil, ruh abdesti var. Ruhumuzda paklaşalım. Su değil, ruh abdesti var, ruhumuzda paklaşalım. Abdestimiz alınmıştır, namazımız kılınmıştır. Esirler salınmıştır. Ruhumuzda yaklaşalım. Tüm esirler salınmıştır. Ruhumuzda yaklaşalım. Tüm esirler salınmıştır. Ruhumuzda yaklaşalım. Borçlarımız silinmiştir. İsa hünkâr bilinmiştir. Öldü, böğrü delinmiştir. Onunla kucaklaşalım.
Ölü bölü delinmiştir, onunla kucaklaşalım. Ölü bölü delinmiştir, onunla kucaklaşalım. Kervanım şah kurbanımız, İsa iyi çobanımız. Aklayıp paklayanımız, ruhumuzda haklaşalım. Aklayıp paklayanımız, ruhumuzda haklaşalım. Aklayıp paklayanımız, ruhumuzda haklaşalım. Haklaşalım dost. Evet, şah kurbanımızdır. İsa iyi çobanımız, aklayıp paklayanımız. Bizi aklayıp paklayan o. Ruhumuzda haklaşalım. Hep hakla birlik beraberlik içinde yaşayalım. Her dem, bütün gün, gece gündüz, mesela gece yarısı, gece ortasında bir uyanıyoruz. İlk aklımıza gelen Hak'ın aşkı olsun. Hep onun aşkını, onun sevgisini, muhabbetini düşünelim. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen o beğen düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın. Beğendiyseniz başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.